kanalı izleyicileri, hepinize Manisa Hisar'dan selamlar, saygılar. Bugün 1 Nisan 2021 Perşembe. Bugün yavrularımıza, klasik hünkâr yavrularımıza aşı yapacağız. Yapacağımız aşı Newcastle aşısı. Newcastle aşısı halk arasında veba olarak bilinen bir hastalığa yönelik koruyucu bir aşıdır. Aslında güvercinlerde bir alt şuşu olan paramyxovirüs, yani PMV1 görülür ama bu da gayet başarılı çalışıyor. Nobilis ND Broiler. Yavrularımızı 2 doz olarak 3. ve 7. haftanın sonunda Nobilis ND Broiler'la aşılıyoruz. Ve daha önce defalarca denediğimiz bir aşı. Çok etkili. Kolay kolay kuşlarımız hasta olmuyor. Ve en doğru tarafı da veba görünmüyor kümeslerimizde. Ama biz yine de bunları aşılıyoruz. Sürekli devam ediyoruz. Şimdi bu görmüş olduğumuz enjektör 5 ml'lik bir enjektör arkadaşlar. Bu enjektörümüzde şu an tam dolu değil. Bir miktar boşluk var. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yazılar var. Bunlar mililitreye karşılık geliyor. Yani 5 ml. Kullanacağımız İnsülin enjektörümüz de bu. Bunun da tamamı 1 ml. Yani bu şu çizginin 1'e yazan yere kadar aşı bunun tamamını dolduruyor ve 5 kuşu aşılıyor. Yani kuş başına 0.2 ml olarak aşılıyoruz. Şimdi nasıl yapacağımızı da gösterelim. Bu enjektörümün kapağını açtık. Ucunda iğnesi yok. Çekiyorum. Sonrasında bunu buraya aktarıyorum. Şu an doluyor. Tamamı 1 ml alacak. Evet, aldı. Biraz damlayabiliyor bazen. Bunu tekrar kapatıyorum. Sağa sola dokundurmadan. Sonrasında buna ait enjektörün iğnesini ucuna takıyorum ve şu an kullanıma hazır. Şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi aşıyı dolaptan çıkardıktan sonra işte büyük enjektörü çekiyoruz. Bu aşının oda sıcaklığına gelmesini beklememiz gerekiyor. Yani buzdolabından çıkarır çıkarmaz kuş enjekte edersek bir şok etkisine sebep olabilir. Yaklaşık 4-8 derece arasında duran bir şeyin 41,5 derece olan bir vücut sıcaklığına enjekte edilmesi bir şok etkisi yaratabiliyor. Ondan dolayı mutlaka beklememiz gerekiyor. Ben yeteri kadar bekledim. Yaklaşık 15-20 dakikada bekliyor. Yavrum nerede? Şuraya çıkayım ben. Şu kısımda. Yavruya nasıl enjekte edeceğimizi gösterelim. Yavruyu bu şekilde bacağımızın arasına alıyoruz. Kimisi iki kişi yapıyor. Ben iki kişi yapamıyorum. Daha doğrusu yapmak istemiyorum. Havasını da alalım. Havasını da aldık. Yavrumuza ense tüylerini kabarttık. Boşluğa giriyoruz. Ve 0-2 buna aktarıyoruz. Şu anda bu birinci doz aşısını oldu. Ve artık 21 gün sonra bu aşı bunu korumaya başlayacak. Antikor oluşacak hayvanda. Ve ikinci dozu da 7. haftanın sonunda yapacağız. Güzel bir klasik hünkârı. Bunu salalım yere. Hadi git bakalım. Şimdi diğer yavruları getireyim. 1-2 var. Kırmızıyı karıştırmayalım. Saldık. Evet, başka bir yavru getirdim. Buna da aynı şekilde aşısını yapacağız. Gördüğünüz gibi ilk yavruya 0.2 cc vurduk. Şimdi 80'e kadar düştü. Şimdi buradan 60'a kadar indireceğiz onu. Bu da tamam. Kırmızı olan da geldi sıra. Bunda da 40'a kadar indireceğiz.
Bu da aşısına oldu. Değerli arkadaşlar, şimdi bu aşı Novalis ND Broiler 1200 ml'lik bir aşı ve 1000 kuşa aşı yapabiliyorsunuz. Şimdi adamlar bunu ne yapıyor biliyor musunuz? Alıyor, küçük küçük şişelere bölüyor ve size yani müşterilerine 100 dozluğunu 160 lira, 140 lira gibi fiyatlara satıyor. Bu gerçekten de çok büyük bir kazanç elde etmiş oluyorlar. Normalde aşının tamamı, yani 1000 kuşa yetecek olan aşı günümüz fiyatıyla 260-270 lira, bilemediniz 300 lira. Ama 1000 dozluktan bahsediyoruz. Bunları küçük şişelere bölüp bu şekilde satan insanlar var. Benim fikrim, eğer elinizde kuş yoksa aşının tamamını alıp buzdolabında saklayıp kullanabiliyorsunuz. Bunu da daha önceki videolarda anlattım. Aşı buzdolabında duruyor. Her defasında temiz bir enjektörle içine giriyorsunuz. Aşıyı çalkaladıktan sonra tabii ki içine giriyorsunuz. Sonra istediğiniz kadar çekip kullanıyorsunuz. Defalarca denedik, çalışıyor. Şimdi son iki yavrumuz var. Bir tanesi şu koyu siyah. Böyle olduğuna bakmayın. Çok açacak olan bir kuş. Zaten şuraya kadar belli. Kendisi oldukça güzel. Topaç gibi bir kuş. Bunların hepsi kendi yem yiyor. Kanatlar açacak. Renk değiştirecek. Buna da aşısını yapalım. Evet, buna da 20'ye kadar indik. Bu da tamam. Gök olan nerede? Pardon. Bu gök olanın küçük bir sorunu var. Önce aşısını yapalım, sonra sorunundan bahsedelim. İçine girdik. Yavaş yavaş aşımızı gönderiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu kuş çok güzel bir kuş ama şu gözüne bakın, gayet güzel bir gözü var ama maalesef bu gözünde katarak var. Bakın, duman gelmiş gözüne. Göz sağlam ama gözde bir duman var. Muhtemelen bunu anne babası yavruyken bir zarar verdi diye düşünüyorum. Bir gözü görmüyor şu anda. Orasına ben bir ufak müdahale yapacağım. İnşallah başarılı oluruz. Dediğim gibi kuşlarımızı aşıladık, üstümüzü de batırdık. Oldukça güzel battık. Bundan sonra benim kuş kıyafetlerim. Sadece buraya bu kıyafetlerle geliyorum. Kışlık modu bu. Asla başka kıyafetle buraya gelmem. Bu benim uzun yıllardır alışkanlığımdır. Hem ev ortamındaki hijyeni sağlamak için, hem de kuşların hijyenini ve biyogüvenliğini sağlamak için bu çok önemli. Ayakkabı, çorap komple buraya aittir yani. Evet, bugün aşılarımızı yaptık. Aşı ciddi anlamda önemlidir arkadaşlar. Lütfen siz de kuşlarınızı düzenli olarak aşılayınız. Ve hastalıklarla uğraşmaktansa aşıya para ayırmak ya da aşıya zaman ayırmak çok çok kolay. Bizim yaptığımız teknik şu: Aralık ayında bütün kümesi Nobilis P201 ile aşılıyoruz. Sadece güvercinler için üretilmiş ve Türkiye'ye yasal olarak gelen tek aşı bu. Nobilis P201. Aralık ayında sonra bir sonraki Aralık ayına kadar ürettiğimiz tüm yavruları 3. haftanın sonunda ve 7. haftanın sonunda Nobilis ND Broiler ile aşılıyoruz. Böylelikle yani uzun süredir toplu bir ölümle kesinlikle karşılaşmıyoruz. Hayır, kuşumuz ölmüyor mu? Tabii ki ölüyor. Yani hayvanın olduğu yerde ölüm olacaktır. Genellikle ufak yavrulardan oluşan bir grup diyeyim. Belki senede 250 tane kuş üretiyoruz. Bunun içinde 4-5 tane yavru kaybımız oluyor. İşte o da nasıl oluyor? Yavru yuvadan düşüyor ya da anne baba eziyor. Bir kavga oluyor kümeste.
Bu tarz sıkıntılar oluyor. Onun dışında hastalıktan çok uzun süredir kuş kaybetmiyoruz. İnşallah da bu şekilde devam eder. Size de tavsiyem mutlaka aşılarınızı yaptırınız ya da yapınız. Aşıdaki rant olayını da size anlattım. Bunlara da kapılmayın lütfen. Bir de ricam şu, kuşlarınıza her şeyde antibiyotik yüklemeyiniz arkadaşlar. Hepinize YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ve sizden ricam sosyal bizim videolarımızı sosyal medya ağlarında paylaşmanız. Hepinize hastalıklardan uzak, bol yavru, güzel bir sezon dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.